أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Rabbim göğsüme genişlik ver. Kolaylaştır işimi. Düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Amin, amin, amin. Değerli dostlar, Esma dostları, hepiniz hoş geldiniz. Ekranları başında olan Esma dostları, kardeşlerim de. Günleri, dünleri, yarınları mübarek olsun diyerek esmamıza başlayalım. 53. dersimiz bugün inşallah. Bugün işleyeceğimiz mübarek isimler Kerim ve Semî' isimleri. Önce El-Kerim ismi şerifini şöyle kısa bir lugavi çerçeve çizerek başlayalım. El-Kerim, keremi bol, lütfu bol. Esasında kerem, erdem manasına gelir. Erdemin eşsiz kaynağı, faziletin sonsuz menbaı, ikramında sınır tanımayan, ikram ettiğini sadece nimet vererek değil, İkram ettiğini ikram edecek şekle getiren. Yani ikram ettiği başkalarına ikram edecek hale gelen. İnsana ikram etti, insan başkalarına ikram edecek kadar şereflendi. İşte El-Kerim bu. Kerem, hem yapılan ikramın yüceliğine, hem de ikram edenin erdem ve izzetine delalet eder. Yani çift kanadı var. Özünde kerim, hem lazım, orijinal ifadesiyle söyleyeyim, hem müteaddi. Özünde kerim, bir de işinde kerim. Yalnız Allah'ın keremi, İkram etmekten kaynaklanmaz. İnsan ikram edince kerim olur. Allah kerim olduğu için ikram eder. Bu farklıdır. Eğer ikram edilecek hiçbir varlık olmasaydı, ikram etmek için varlık yaratırdı. Ki öyle yaptı zaten. İnsansa onun yarattığına ikram eder. Dolayısıyla insanın kerim olmasıyla Allah'ın kerim olması arasında derece farkı yok. Mahiyet farkı var. Çok esaslı mahiyet farkı var. Kerem hem özünden hem de ahlaki bir haslete sahip olduğu için erdem, kalite, üstünlük, izzet, şeref manasına geliyor. Kerimin zıttı laim. Yani efendim kınanmış, şerefsiz, alçak, adi, bayağı, affedersiniz. Yani kelimeler de bazen efendim asidik oluyorlar, kirletiyorlar. Onun için bunlar işte le'im öyle bir kelime. Kerem lügatta karşılıksız vermek anlamına geliyor. İstilahta ise tüm güzellikleri kapsıyor. Yaratılmışlar için kullanıldığında kerim demek, türünün en üstünü demek. Türünün en üstünü. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim, türünün en üstünü. Yani vahiylerin en üstünü. Melekun Kerim, türünün en üstünü, vahiy meleği. Dolayısıyla bir şey kerimse rızkun kerim,
cennet rızıkları için. Kur'an'da müteaddit kullanılır. Rızıkların türünün en üstünü. Cennet rızıkları. Çünkü cennet rızkı rızıkların aslıdır. Dünyadaki demosu tırnak içinde. Hani azaltılmışı, seyreltilmişi. Hatta fasonu dünyadakileri. Aslı ahirette. Onun için neden karpuz, dünyanın her tarafında karpuzdur? Tadıyla, kokusuyla, şekliyle, rengiyle, çekirdeğiyle, nasıl, hangi çeşidi olursa olsun karpuzu bilirsiniz. Kavun kavundur. Salatalık salatalıktır. Domates domatestir. Armut armuttur, elma elmadır. Bunların prototipleri, arketipleri nerede? Orijinal ilk örnekleri nerede? Cennette. Onun için bunlar dediğim gibi seyreltilmiş olanlar. Onun için de posası var. Cennetteki aslının posası yok. Yani hani Bakara Sure-i Celilesi'nde öyle buyuruluyor ya, kullemâ ruzikû minhâ min semeratin rizkâ. Cennetliklerin önüne cennet rızıkları ne zaman getirilecek olsa, kâlû hâzellezî ruzikna min kabl. Diyecekler ki gözümüz bir yerden bunu ısırıyor. Daha önce biz bunu tatmıştık, yemiştik, böyle bir rızkı görmüştük. Rabbimiz onlara ve utu bihi muteşabih. Yok, siz bunu yemediniz. Yediğiniz bu değildi. Yediğiniz demoydu. Seyreltilmişiydi, fasonuydu. Siz bunu yemediniz. Sadece size benzer geldi. Bir benzerlik var. Ama bunu yemediniz. Dolayısıyla rızkun kerim. Zevcun kerim, cennetlik eşler, kerim zevcidir. Rasulün kerim, kerim elçi. Eyvallah. Efendimiz de türünün en üstünü. Yani hep peygamber türünün en üstünü. Kur'an, vahiy türünün en üstünü. Vahiy meleği, melek türünün en üstünü. Cennet rızkı, rızık türünün en üstünü. Cennetlik eşler eş türünün en üstü. İnşallah geleceğiz. Dolayısıyla böyle bir muhteşem mana alanı var. Kerim bir mübalağa kalıbı. Allah için kullanılan mübalağa abartı değil, acziyet ifade eder. Biz Rabbimizin keremini ne kadar mübalağa edebiliriz ki? İnsan dili ne kadar buna imkan verir ki? Dilin sınırları belli. Yani Allah'ı övmeye kalksak ne kadar övebiliriz ki? Evet. Ve ente kema efneyte aleyk. Ben seni layık olduğun gibi övemem diyor Efendimiz. Sen kendini övdüğün gibisin. Sen kendini övdüğün. Ne kadar güzel bir formülasyon. Ne kadar muhteşem bir ifade. İsmi fail manası var. Kerim'in ismi meful. Tüm bu kalıplar böyledir. Kerim, Vedud, Gafur. Bunların hepsi çift manalıdır. İsmi fail, ismi meful. Özne manası, nesne manası. Özne manası nedir? Keremeden, sonsuz keremeden. Keremi sınırsız olan, çok ikram eden. Çok erdemli özünde. Peki ismi meful manası? Çok ikram edilen. Peki Allah'a ikram edilmesi nasıl bir şey? Kerem edeni anladık, ikram edeni anladık da ikram edilen ismi meful manasını Allah'a nasıl yakıştıracağız? Şöyle. Sadece küçük bir ilave yapacağız. Kendisi için en çok ikram edilen. İnsanlık tarihi boyunca Allah için yapılanların yanına Allah dışında bir şeyler için yapılanları koysak nasıl kıyaslayabiliriz?
Mesela kızınız için sabah namazına kaç kere kalkarsınız? Çok seversiniz çocuklarınızı, değil mi? Evet. Kızınız dedi ki, babacığım benim için bir ömür sabah namazı kıldınız. Bir kıldınız, iki kıldınız, üç kıldınız. Yok be kızım, bu kadar. Senin için bu kadar. Yani bir ömür sürmez bu. Bir ömür sabahın köründe insan evladı içinde kalkmaz. Bir kalkar, iki kalkar, üç kalkar. Eşiniz dedi, benim için bir ömür efendim, beş vakit. Allah için kılınır. Allah dediği zaman kılınır. Buyurun. İşte bu ikramdır. Kerim isminin ismi mef'ul manası budur. Evet. Allah için kendimize ikram. Allah için kullara ikram. Allah için zayıflara ikram. Yoksullara ikram. Muhtaçlara ikram. Ama Allah için. Allah için dediğiniz mi, orada akan sular duruyor. Akan sular durması da lazım zaten. Allah için denildi mi bitiyor orada. Onun için ismi mef'ul manası bu. Nazari çerçeve. El-Kerim mutlak erdem sahibi. Kur'an Allah'ı El-Kerim, El-Ekrem, El-Hayr, El-Rahman gibi sıfatlarla tanıtıyor. Bunların hepsi de olumlu ve sonucundan insanın istifade ettiği sıfatlar. Hepsi insanın hayrına olan sıfatlar. İstifade ettiği. Mesela Cebbar öyle değil. Kahhar öyle değil. Ama bu olumlu sıfatların çokluğu karşısında olumsuz sıfatların sayısı inanın yüzdeye bile gelmez bu manada. Allah'ın erdemli bir Allah olduğunu özellikle vurgulamanın özel bir manası olmalı. Bu manayı üç başlık altında toplayabiliriz. Yani Rahman, Rahim, Gaffar, Gafur, Settar, Afu, Hayr, yani birçok Kerim, Ekrem. Bu olumlu isimlerin Esma-i Hüsna içerisinde baskın olmasının sebebi nedir? Sual bu. Birinci sebebi insana Allah'ın sonsuz ve sınırsızlığını hatırlatmak. İkinci sebebi insana insanın sonlu ve sınırlılığını hatırlatmak. Ey insan, sen mükemmel değilsin, mükemmel olan Allah'tır her hususta. Üçüncü sebebi üzerinde durulmamıştır maalesef. O da şudur. Kur'an'ın indiği çağda yaygın olan yanlış Allah tasavvurunu red. Nedir Kur'an'ın indiği çağdaki yanlış Allah tasavvuru? Kur'an'ın indiği bölgenin insanı Mekke ve civarının toplumu. Bu toplumun inandığı din şirk dini. Bu bir din. Bu bir inanç sistemi. Yani hiçbir şeye inanmıyor falan değil bu insanlar. Bu insanlar inanıyorlar. Dolayısıyla hatta Allah'a inanıyorlar. Allah'ın asları olduğuna inanıyorlar. Allah rütbesi Allah'tan düşük olduğuna inandıkları ilahlar var. Onları temsil eden putlar var. Dolayısıyla tüm inançların etkisine açık bölge insanı. Kabe'yi panteon haline getirmişler, put evi. Kabe'nin içinde 360 tane put var. Hatta putlardan başka resimler de var. Kabe'nin duvarında Meryem ikonası var, kucağında İsa'yı tutan. Çok ilginç. Kabe'nin duvarında yine Hazreti İbrahim'in resmi var. Yani ne buldularsa içeri koymuşlar. Onun için Resulullah'a da şöyle muamele ediyorlar. Getir seninkini de koyalım. 360 koyduk, 361 olsun. Anlamadıkları bu. Peki niye bu kadar genişler? Yani niye bu kadar genişler? Bu kadar geniş olmalarının sebebi esasında tüm inançları ticaret vasıtası olarak görmeleri. 360 tane inancın mensubuna satarız malı. Sen gel, sana da satalım. Mantık bu.
ticaret vesilesi olarak görüyorlar. Onun için panayırlara her inançtan geliyor. Getir seninkini de koyalım. Mantık bu. Yaygın tasavvur her şeyin merkezine gücü koyan mantık. Çünkü ticareti, esasında ticaretin arkasında yatan psikolojik şey nedir? Güç tutkusu. Çünkü para kazanma hırsının en arkasında yatan şey güç tutkusu. Gücü çoğaltmak. Para gücü çoğaltır da onun için insanlar paranın arkasına koşarlar. Aslında gücün arkasına koşarlar. Peki güç sırlı kelime burada. Yaygın tasavvurla ne alakası var gücün? O günün dünyasındaki tüm inanç sistemlerini yan yana dizin. Şirk sistemi, Yahudilik sistemi, Hristiyanlık sistemi, Sabiilik sistemi, Mısır Hermetizmi sistemi, Budizm sistemi, efendim Şintoizm sistemi, efendim Zerdüştizm sistemi, Mazdeizm sistemi, Yunan putperestliği, hepsini dizin. Bunların ortak bir noktası var mı diye bakın. Tek ortak noktası güç ve kudret merkezli bir tanrı tasavvurudur. Bu çok ilginçtir. Yahudi tanrısı gücü temsil eder. Onun için Yakup tanrıyla güreşmiştir. Haşa. Efendim, gücü temsil eder çünkü. Yahve gücü temsil eder. Efendim, Hristiyanlık zaten baba demişler. Baba gücü temsil ettiği için babadır. Hristiyanlıkta tanrı inancının merkezinde güç vardır. Çünkü baba gücü temsil eder. Şirk inancı baksanıza putlar Allah'ın haremi olarak görüyorlar. Gücü temsil eder. O kadar güçlü ve uzak ki biz ona yakın olamayız. Ancak aracı koymak zorundayız. O da öyle. Peki Sabiilerin yıldızlara tapışı gücü temsil eder. Yıldızlar mutlak aklın gücünü temsil ettiği için tapıyorlardı. Peki Mısır Hermetizminde veya Hermetizmin doğurduğu Ra, Amon Ra inancında güneş gücü temsil eder. Işığıyla, yakıcılığıyla, büyüklüğüyle, etkisiyle gücü temsil eder. Efendim. Yani işte Budizme bakınız. Budizm aslında tek tanrıcılıkla alakası olmayan, ahireti olmayan. Yarını düşünme, dünü düşünme. Bugünü, anı yaşa. Efendim. Dolayısıyla böyle bir inanç sistemi Budizm'de bakınız. İşte 3000 tane tanrısı var, 4000 tane tanrısı var. Sen istesen de tanrı olursun der. Peki özü itibariyle fakirizm, Budizm fakirizminin arkasında ne yatar? Güce kulluk yatar. Ruh güçtür çünkü. Tüm dünya şamanizmlerinin özünde de ruhçuluk yatar. Ruhta güç vehmettikleri için ruha taparlar. Peki ne çıktı ortaya? Tüm inanç sistemlerinin ortak noktası eşittir güç. Güç merkezli bir tanrı. Peki Kur'an ne yaptı? Güç merkezli tanrı tasavvurunun yerine Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Bismillahirrahmanirrahim. Getirdi rahmet merkezinde rahmetin olduğu Allah tasavvurunu koydu. Bu çok önemli bir devrimdir. Bir iman inkılabıdır. Merkezinde gücün değil. Peki niye bunu yaptı? Ne fark eder ki? Esasında tanrı tasavvurunun merkezinde güç olanlar tanrıya tapmazlar, güce taparlar. Tanrıya tapmakla güce tapmak arasında çok büyük fark var. Onun için maalesef resmi kelam tezi de bu tanrı tasavvuru üzerinden yürüdü İslam'da. Ve kudret ve güç merkezli bir Allah tasavvuru üzerinden yürüdü. Resmi kelam ekolü okudu. Peki neden Allah'a kulluk etmekle Allah'a gücünden dolayı kulluk etmek aynı şey midir? Allah'a kulluk etmek. Bir yerde Allah'a gücünden dolayı kulluk etmek.
aynı şey midir? Hiç düşündünüz mü? Asla. Kulluğu kölelikten ayıran da budur işte. Biz Allah'ın köleleri değiliz. Biz Allah'ın kullarıyız. Peki kulla köle arasındaki fark nedir? Çok derin mahiyet farkı vardır. Kul, iradesi elinden alındığı için, köle, iradesi elinden alındığı için kölelik yapar. İradesini eline geçirdiği anda kölelikten vazgeçer. Kul iradesi olduğu sürece kul oluyor. Nasıl siz aynı kefeye koyarsınız bu ikisini? Köle efendisine gücünden dolayı kölelik yapar. Kul Allah'a kulluğu sevgisinden dolayı. Kur'an güç ve kudret merkezli tasavvurun yerine rahmet merkezli Allah tasavvurunu lök gibi oturttu. Onun için her işin başı Bismillahirrahmanirrahim'dir. Onun için her surenin başı Bismillahirrahmanirrahim'dir. Yani Esma-i Hüsna onlarca ama içinden iki tanesini seçiyor. Kart vizitime tabir caizse bu ikisini yazın diyor Rabbimiz. Yani bir insanın 50 tane mesleği, 50 tane görevi olabilir. Ama bir insan kendisini başkalarına ne ile tanıtmak istiyorsa kart vizitine onu yazdırır değil. Rabbimiz de Rahman Rahim yazıyor. Beni böyle tanı. Nasıl bir şey bu? Sırf bunun için şükretmeye değmez mi? Ya Rabbi bize kendini böyle tanıttığın için sana sonsuz şükürler olsun. Sonsuz hamd olsun. Evet, bu çok mühim bir husustur. Altı çizilmesi gereken bir husustur. Ama maalesef Kur'an'ın yaptığı bu muhteşem inkılap daha sonra rivayetler eliyle üretilen kültür tam tersine geriye çevirmiştir. Yani rahmet merkezli Allah tasavvurunun yerine yine güç ve kudret merkezli Allah tasavvurunu yerleştirmiştir. Bugün verdiğimiz mücadele Kur'an'ın bu inşa ettiği bu tasavvurun Müslümanlara hakim olması mücadelesidir aynı zamanda. Evet. İmam Ragıp El-İsfahani, bazı alimler kerem hürriyet gibidir diye bir şey ifade etmiş müfredatta. Çok ilgimi çekti. Kerem hürriyet gibidir. Aynen böyle. Evet. El-keremu kel-hürriye. Aynen cümlenin orijinali böyle. Allah Allah. Keremle hürriyet arasında ta o zaman ilişki mi kurmuşlar? Ne kadar seviniyorsunuz böyle şeyleri görünce. Hakikaten de keremle hürriyet arasında ilişki var. Köle veremez. Çünkü köle, köledir. Kölenin malı olmaz ki versin. O zaman kim verir? Malına ait olan değil, malına sahip olan verir. Kerem esasında kerim olan, harir olan. Bir zatın cömert olması, çok mala sahip olması yetmez. Öyle değil mi? Çok mala sahip olanlar var ki az bile vermiyorlar. Ama öyle yiğitler var ki aza sahip oldukları halde çok veriyorlar. Peki fark ne? Sahip olma farkı mı? Ellerindekinin çok olma farkı mı? Hayır. Fark esasında ait olma, sahip olma farkı. Biri malına ait, öbürün malı kendisine ait. Mesele bu. Fark bu. Servetine ait olanlar hürriyete sahip olamazlar. Servetine sahip olanlar hürriyete sahip olurlar. O kerim sıfatını fiilinden dolayı kazanmaz Allah. Evet, kazanılmış ve edinilmiş değildir. Kerim olan insan sadece hak edince verir, el-kerim olan Allah hak etmeden de verir. Kerim olan insan sınırlı verir, el-kerim sınırsız verir. Kerim olan insan keremi imkanına bağlıdır. Allah'ın keremi imkanına bağlı değil. O ikram eder, teşekkür bile beklemez. Hatta ikram ettiği ihanet eder, yine de verir.
Ama insan bir verir ihanet etse, iki verir ihanet etse, üçüncüye verir ihanet ederse bir daha da vermez. Yani üç veren de en iyi adamdır. Dolayısıyla bir verir beş teşekkür bekler. Ama Rabbimiz öyle değil. Verir, verdiği dille kendisine küfreder, döner bir daha verir. O böyle kerimdir. Niye böyledir? Çünkü vermesiyle alması veya verdiğinin davranışlarına bakarak vermez. Özünde kerimdir, kerim olduğu için verir. Yani Allah'ın keremi, kerem ettiği, ikram ettiğinin davranışlarına bağlı değildir. Bu çok önemli. Öyle olsaydı yok olurdu insan. İnsan türü yok olurdu. Evet, hacetini aracısız giderene kerim derlermiş. Eyvallah. Aynı zamanda öyleymiş. Hacetini aracısız giderene de kerim derler. Yani kerim isminin ismi mef'ul manası içinde bu da varmış. Söyleyip geçeyim dedim. Kur'an'da el-kerim ismi şerif. Aynı kökten üç isim geliyor. El-ekrem, zülcelali vel-ikram, el-kerim. El-ekrem'i işlemiştik 5. isim olarak. Zülcelali vel-ikram'ı işlemiştik 28. isim olarak daha önce. Şimdi aynı serinin 3. ve son ismi el-kerim. Onu işliyoruz. Kur'an'da El-Kerim ismi sadece 2 yerde Allah'a nispetle geliyor. 21 yerde Allah dışındaki varlıklar için kullanılıyor. Yani bu mübarek isim Esma-i Hüsna'dandır. Allah için müstakil olarak Allah'a isnatla isim formunda Kur'an'da 2 kez yer alır. Kur'an'da yer alma sıklığı elbette mahiyeti değil ama dereceyi etkiler. Fakat Kur'an'da bir kez de olsa müstakil olarak isim formuyla Allah'a isnat edilmişse o Allah'ın Esma-i Hüsna'sındandır. Bunda tereddüt olmaz. İlki İnfitar suresinde geliyor. İkincisi Neml suresinin 40. ayetinde geliyor. İnfitar'daki El-Kerim, Neml'deki Kerimun şeklinde belirsiz olarak geliyor. Her iki ayette Mekki. Bu da gösteriyor ki Kerim ismi şerifi Mekki bir isimdir. Neden? Bunun sebebini biraz önce beyan ettim. Cahiliyenin güç ve kudrete dayalı tanrı tasavvurunu rahmet ve mağfirete dayalı Allah tasavvuruna çevirmek için. Evet. Ey insan, el-kerim olan Rabbine karşı bu gururu ne diyor? Ya eyyuhel insan. مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ İlk geldiği yer bu mübarek ayet. Ey insanoğlu! مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ Seni bu kadar cömert, sonsuz cömert olan Rabbine karşı gururlandıran ne? Böylesine gurura sevk eden ne? اَلَّذ۪ي خَلَقَكْ Ki o seni o yarattı. فَسَوَّاكْ Sadece yaratsa, ya yaratmakla kalmadı, tesviye etti, yaratılış amacı yükledi. Sadece yaratılış amacını yükleyip bıraksa ya, bırakmadı. Fe'adelek, ev fe'addelek, iki şekilde de okunur. Seni duygu ve düşünce, beden ve ruh, dünya ve ahiret, fizik ve metafizik, madde ve mana olmak üzere muhteşem bir denge kurdu sende. Fe'adelek. Bununla da kalmadı. Fî eyyi suratim mâ şâ'e rakkebek. Seni kendi keyfine bırakmadı. Kendisinin arzu ettiği gibi, kendi meşiyetine göre terkip etti. Sen bir terkipsin ey insan. مَا شَاءَ رَكَّبَكَ Seni kendi istediği gibi terkip etti. Peki ne yapabilirdi? Şöyle yapabilirdi. Terkibini sen kararlaştır. Neden ne kadar olmasını? Düşünsenize insan. İnsana bıraksaydı insan ne olurdu?
beter olurdu. Yani insana en büyük beddua bu olurdu herhalde. Rabbimiz tamam ben seni senin istediğin gibi yaratacağım dese. Çünkü insanın 10 sene evvel istedikleriyle 10 sene sonra istedikleri aynı değil. Gençken peşine düştüklerimizi bir hatırlayın bakalım. Nelerin peşinde ömür çürütmüşüz? Peki 20 yıl sonra bakıyoruz ki ben bunun arkasında mı koşmuşum? Ya 30 yıl sonra, ya 50 yıl sonra, ya ahiretten bakınca. Şunun için mi tükettim ömrümü? Dolayısıyla insanın eline bıraksaydı hangi insanın diye sormak lazım. Çocuk insanın mı? 3 yaşındakinin eline verse kendi terkibini, beni çikolatadan yarat ya Rabbi diyecek. Öyle değil mi? Maalesef. Yani eğer 20 yaşındakine şey yapsa, beni arabadan yarat ya Rabbi diyecek. Sevdiğim markayı söyle. Yani bu mu yani? Peki yarın vazgeçtiğinde ne olacak? Onun için hele ki bizi bize bırakmamışsın ya Rabbi. Sistemine kurban olalım. Hele ki bizi bize bırakmamışsın. Yani senin bizi bize bırakmaman bize yaptığın en büyük lütuftur ya Rabbi. Onun için hangi birine şükredelim? Peki insan ne yapıyor? Ya eyyuhel insan ma garrake bi rabbike. Bu kadar cömert olan Rabbine karşı bu gururun ne? Ben bu ayette bitiyorum dostlar ya. Yani insanın tüyleri diken diken oluyor bu ayet. Ya ne kadar vurucu, ne kadar etkili. İnsanın yüreğine balyoz gibi geliyor, iniyor ayet. Aman Allah. Ve şöyle düşündüğünüzde, insanoğlunun haline baktığınızda, ya Rabbi ne kadar haklısın diyorsun. Ne kadar haklısın. İnsana bakıyorsunuz, Allah'ın lütfuna bakıyorsunuz. O verdikçe veriyor, insan da azdıkça azıyor. Verdikçe veriyor. Sanki Allah'la yani ben sen vereceksin ben azacağım yarışına giriyor. Haşa. Bu böyle gitmez dostlar. En azından birilerinin ilahi kahrı değil, ilahi lütfu sallayacak bir şeyler yapması lazım. Yani birilerinin bunu hala hak ediyor olması lazım. Onun için tırnak içinde kullanıyorum. Allah'ın umudusun, Allah'ın umudunu kırma diyor. Evet, tırnak içinde kullanıyorum. İkinci geldiği yer, Nem suresinin 40. ayeti. Ayeti okuyalım buyurun. Estaizu billah, bismillah. Kâle allazî indehû ilmun minel kitâb. Katında kitaptan bir ilim bulunan kimse dedi ki, kitaptan bir ilim deyince, ben de efendim uzun bir süre bu kitaptan ilmi sanki vahiyden ilim şeklinde anlamıştım. Oysa ki Kur'an'da kitap aynı zamanda tabiat ayetlerine, yani Allah'ın doğa yasalarına, tabiat yasaları için de söylediği kitaptır Kur'an'da. Tabiatın içine, eşyanın içine koyduğu yasalara da kitap diyor Rabbimiz Kur'an'da. Dolayısıyla eşyanın yasaların bilgisi katında bulunan kimse dedi ki Hazreti Süleyman'a, اَنَا اَتِكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ يَرْتَدَّ اِلَيْكَ تَرْفُكَ. Gözünü açıp kapayıncaya kadar ben sana Belkıs'ın tahtını getiririm, dedi. فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ. Bir de baktı ki o yanında beni vermiş. Yani Belkıs'ın tahtı orada. قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي. Bu Rabbimin bir lütfudur, dedi. Müthiş bir ayet dostlar bu ayet. Bu ayet esasında teknik ve teknolojik tüm aletler için Kur'an'ın koyduğu sistemi ve çerçeveyi gösteren bir ayet. Evet.
هَذَا مِنْ فَضْلُ رَبِّي Bu Rabbimin mahza lütfudur dedi. لِيَبْلُوَن۪ي اَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ Ben şükredecek miyim yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni sınıyor. Beni imtihan ediyor. وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ Kim şükrederse kendi lehine şükretmiş olur. وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ Ayetin böyle bitmesi de insanı bitiriyor. وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّي قَحَّارٌ جَبَّارٌ diye bitse yakışırdı. Ama öyle bitmiyor. Eğer küfrederse biri, şükretmez. Yok küfrü tercih ederse, Rabbim ganidir diyor. Kendi kendine yetendir. Kimseye muhtaç değildir. Ama kerimdir de aynı zamanda. Sınırsız verendir. Allahu Ekber. Bu kadar mı güzel okunur Rab? Allah bu kadar mı güzel okunur? Hazreti Süleyman'ın ağzından bu. Tabiat kanunlarına dair herkesin bilmediği bir bilgiye sahip olduğunu biraz önce söyledim o zaten. Sanki daha o günden eşyanın içindeki bir potansiyele haber vermektedir. Yani eşyayı bir yerden bir yere anlık taşıma. Buna ışınlama mı diyorlar? Evet. O günden eşyanın içinde böyle bir potansiyel olduğu söyleniyor. Esasında Kur'an'da geçen her mucize eşyanın içindeki potansiyeli bize gösteren bir haberdir. İhbardır. Yani ey insanlık siz eşyanın içinde bu potansiyelin olduğunu bilin, bunu bulun, keşfedin. İnkişaf ettir. Budur. Her mucizenin bize verdiği ders budur. Bilimi Allah'tan koparma tehlikesine karşı uyanık olmaya çağırmaktadır ayet. İşte bu. Ne diyor? Önünde eşyanın ışınlanması gibi fevkaladenin fevkinde bir olay gerçekleşiyor. Ama hemen Allah'la bağlantı kuruyor. Bu Rabbimin bir lütfu diyor başta. Rabbimin bir lütfu. Ama çok ilginç değil mi? Bu Rabbimin bir lütfu diyor, beni sınıyor diyor. Yani bu Allah'ın bir sınaması, imtihanı diyor. Evet. Şükür mü, nankörlük mü edeceğim diye beni sınıyor. Bilim ve tekniğin Allah'a, insana, tabiata yabancılaşmadan nasıl kullanılacağına dair çerçeveyi çiziyor bu ayet. Onun için bilim ve teknolojiyi kutsamak ne kadar yanlışsa, şeytanlaştırmak da o kadar yanlış. Geniş kitleler birinci yanlışı yapıyor, bazı seçkinler ve entelektüeller de ikinci yanlışı yapıyorlar. Bu ayet bize Allah'tan koparılmadığı sürece, Allah'ın eşyaya koyduğu yasaların keşfinden doğan bilim ve teknolojik gelişmelerin ancak imtihan olduğunu, tıpkı evlat gibi, tıpkı servet gibi, tıpkı iktidar gibi, tıpkı şöhret gibi, tıpkı bilgi gibi bir imtihan olduğunu, imtihanın verilebileceğini de verilemeyeceğini de, kazanılabileceğini de kaybedilebileceğini de bilerek imtihan olduğu hakikatinden yola çıkmak ve imtihanı kazanmaya çalışmak. Bize düşen bu. Müslümanların hem Allah'ın kevni yasalarına sırt dönüp, hem de Allah'a baş kaldıranların yaptıklarını kullanmaya mahkum ve mecbur oluşları, şükrün değil nankörlüğün bir ifadesidir, başka bir şey değil. Hem eşyaya sırt dönmüşsünüz, eşyanın içine Allah'ın koyduğu ayetleri okumuyorsunuz, fizik, tefsir kadar dini bir ilimdir. Kimya, hadis kadar dini bir ilimdir. Biyoloji, kelam kadar dini bir ilimdir. Psikoloji, fıkıh kadar dini bir ilimdir. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla dünya ilimleri, din ilimleri diye ayrılamazlar. Çünkü fiziğin ilgilendiği de ayettir, tefsirin ilgilendiği de ayettir.
tefsirin ilgilendiği ayet gökten inen söz ayetleri, fiziğin ilgilendiği ayet yerdeki Allah'ın maddi ayetleridir. Jeoloji Allah'ın kaya ayetleriyle ilgilenir. Toprak ayetiyle ilgilenir. Var mı itirazı olan? İtirazı olan varsa Kur'an'ı hemen açarım. Hemen açarım. Evet. Allah cevap verir. Dolayısıyla ayettir. Ayat-ı kainattır. Kevni ayetlerdir. O zaman neden kevni ayetlerle ilgilenen efendim yani din dışı olmuş oluyor? Kevni ayetler neden din dışı olmuş oluyor? Böyle bir ayrım esasında sekülerizmin mantığı değil midir? Böyle bir ayrım parçalanmışlık değil midir? Yırtılmış zihnin eseri değil midir? Bu yırtılmışlıklar yüzünden başımıza bu bela gelmiyor mu? Onun için bizim yeryüzünde tarihin yatağını bizim aktığımız yüzyıllarda biz böyle ayrımlar yapmıyorduk. Onun için ah Gazali ne diyeyim? İhya-i Ulumiddin'i yazmayacaktı. İhya-ül Ulumu yazacaktı. İhya-ül Ulumu. Din ilimleri, dünya ilimleri diye ayırmayacaktı. Evet. İnşallah onu da biz yapalım. Bu nesil yapsın. Bu neslin yetiştirdiği yiğit çocuklar yapsın. İnşallah. Ayetteki üsluba bakar mısınız? Ortada fevkaladenin fevkinde bir durum var. Fakat Kur'an'da mucize kelimesi kaç kere geçer? Hiç geçmezmiş bakın. Hiç geçmez. Bu mucizedir demiyor. Eğer Kur'an'da bir şeye mucize denecek olsaydı o bu olması lazımdı. Veya Hazreti İbrahim'in mucizesiyle birlikte efendim bir numara oysa iki numaranın da bu olması lazımdı. Fakat mucize kelimesi geçmiyor. Onun yerine kullanılan ayet de geçmiyor. Keramet de geçmiyor. Ya ne geçiyor? İptila. Sınama. Ya. Ne diyorsunuz bu üsluba? Bu muhteşem bir üslup esasında. Evet. Yani bela koyuyor adını. Sınama, imtihan. İmtihan kazanılır da kaybedilir de. İşte o zat da dönüp demiyor ki işte mucize budur. Bu Allah'ın sınamasıdır diyor. Acaba şükredecek miyim, nankörlük mü edeceğim beni sınıyor. İşte bu. Yaklaşım bu. Onun için Şeyh Efendilerin yüreğine ben bu ayeti koyayım. Evet. Ehli tasavvufun yüreğine bu ayeti koyayım. Emanet edeyim. İnşallah. Bir de bu açıdan baksınlar. Ayetin yüzünü güldürsünler inşallah. El-Kerim olan Allah takva ehli midir? İnne ekramekum indallahi etkakum. Bu kesin. Sizin Allah katında en üstününüz, en ekrem olanınız, en müttaki olanınızdır. Bu ayet. Peki Hucurat suresinin 13. ayeti malumunuz. Sual şu. Üstünlük takva ile ise ki öyle. El-Kerim olan da Allah ise, El-Kerim olan en üstün ise Allah en takvalı mıdır? Efendim? Diyemeyiz. Hadi okuyalım. Huve ehlut takva ve ehlul mağfire. Bakın, bilmeden konuşunca yanlış konuşuyorsunuz. Huve dediği Allah. Allah takva ehliymiş, Kur'an söylüyor. Müddessir suresi 56. ayet. Ne buyurursunuz? Bitti değil mi? Şimdi anlamaya kaldı iş. Tamam anlaşıldı, söyledin ya Rabbi başımız üstüne. Sen takva ehlisin ya Rabbi. Peki biz bunu nasıl anlayacağız? Allah hiç kimseye hesap sormaz. Hesap vermez. La yüs'el amma yef'al. Ve hum yüs'elûn.
o yaptıklarından sorumlu değildir. Fakat yaptıklarından hiç kimsenin hesap soramayacak olması Allah'ın sorumsuz davranması anlamına mı gelir? İşte hayır. Zaten gerçek takva da budur. Takvanın en üstünü budur. Hiç kimseye hesap vermeyeceğiniz halde yaptıklarınızı sorumlu yapmaktır. En büyük takva. Hiç kimseye hesap vermeyeceksiniz çünkü Allah'sınız. Kim hesap soracak sizden? Kafanıza eseni yapabilirsiniz. Kafanıza eski gibi yapabilirsiniz. Canınız sıkıldı mı dağıtırsınız, sıkıldı mı yıkarsınız. Gücünüz sonsuz. Gücünüz sınırsız. Yapma gücünüz sınırsız. Yaratma gücünüz sınırsız. Yok etme gücünüz de sınırsız. Kafanız bozuldu, yok edin. Kafanız bozuldu, var edin. Ona kafanız bozuldu, onu ona vurun. Peki Allah canının istediğini mi yapar? İşte öyle değilmiş. Huve ehlü takva ve ehlül mağfira. Takva ehliymiş. Yani hiç kimseye hesap vermediği halde yaptıklarını sorumlulukla yaparmış. Onun için kendisine yasa koyarmış. Ketebe ala nefsihir rahme. Rahmeti kendisine ilke edindi. Prensip edindi. Bakınız, kendisine prensipler koyarmış. Yani Allah'ımız takva ehli bir Allah. Ve çok ilginç, Hicr suresinin 41. ayetinde Allah'ın dosdoğru yol üzere olduğunu söylüyor ayet-i kerime. Eyvallah. Yolu dosdoğru, kendisi de dosdoğru yol üzere. Yani bizi sırat-ı müstakime çağırıyor, kendisi de dosdoğru yolda olan. Görüyorsunuz değil mi? Peki bununla neyi söylüyor bize? Ben kimseye hesap vermeyeceğim ve vermediğim halde sorumsuz iş yapmazken, siz bana karşı hesap vermek üzere yaratılmışken neden sorumsuz iş yapıyorsunuz? Mesaj bu. Kerim olan Allah'ın tecellileri. Keramet sahibi olan kimdir? Keramet Allah'ın Kerim isminin tecellisidir. Ama keramet kime aittir? Kur'an kerameti kime nispet eder? Kur'an kerameti evliyaya değil, insana nispet eder. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي آدَمْ Biz Adem oğluna kat kat keramet verdik. İnsanoğluna nispet eder. Kur'an'da yer almadığı halde kelam kitaplarına keramet bahsi Kur'an'ın inişinden 100 yıl sonra girmiştir. İman unsuru olarak girmiştir üstelik. Çok ilginç. Peki neden? Bir sebebi vardır. İslam kelamcıları bir şeyi akaidin içine almak için mutlaka ciddi bir sebepleri vardır. Nedir o sebep? İslam'ı diğer dinlerin illüzyonistlerine, büyücülerinin karşısında savunmasız bırakmamak için. Özellikle İslam, Hristiyan keşişleriyle, o riyazat yapan, çileci Hristiyan keşişleri ve Budist keşişlerle karşılaştığında yepyeni bir sorun çıktı ortaya. Budist keşişler suyun üstünde yürüyorlardı. Havada uçuyorlardı. Bugün de internetten tıklayın görürsünüz. Amerika'da su üstünde yürüyenler falan efendim. Çok ilginç. Tabii bunlar illüzyon efendim. Esasında suyun üstünde yürümek, havada uçmak keramet mi? Sineklerin tümü keramet sahibi. Balıkların tümü keramet sahibi. Bu mu yani? Bu mu? Kim koydu bunun adını keramet diye? Efendimiz'den hiç böyle bir haber duydunuz mu siz? Peki kim
kim zihnini bulandırıyor müminlerin? Yani Kur'an'ın akide paketi içine koymadığı şeyleri kim getirip de koyuyor ve neden? İşte bu. Sebep bu. Öyle şeyler yapıyorlar ki Hint Budist keşişler ateşin içine giriyor, yanmadan çıkıyor. Ve kitleler, cahil kitleler arkasından hurra. Bugün hepimizin çok iyi bildiği mineraloji ilminin alanına giren minerallerin tabiatıyla ilgili, fizik, kimya ve biyolojinin tabiatıyla ilgili bu ilim dallarına giren bazı hadiseler var ki bundan 300 sene evvel insanlar onu gördüğü zaman onu keramet sayıyorlardı. Anlatabiliyor muyum? Bazı maddelerin bazı maddelerle tepkimeye girmesi. Civanın tabiatını bilmedikleri için insanlar bugünden 3500 yıl evvel civayla yapılmış efendim suni aletleri gerçekten canlı zannediyorlardı. Çünkü civa ısıtılınca genleşen bir şey. Genleşince de yürütmeye başlıyor içine konulduğu şey. İşte Firavun'un sihirbazlarının sihri civa ile yapılmış aletti. Dolayısıyla o günün insanı için bu muhteşem bir keramet. Ya bugünün insanı? Bugün niye bunlar kalmadı hiç farkında mısınız? En sivri illüzyonun bile illüzyonun kokusu bir hafta sonra çıkıyor artık. Hint keşişlerinin su üstünde nasıl yürüdüğü biliniyor artık. Şeffaf, çok ince bir tür Hindistan'da yetişen bir ağacın çok ince kıyılmış plakaları suyun içine efendim özellikle ışığın belli açıda geldiği bir anda yapılıyor bu gösteri. Işık o açıdan geldiğinde o gözükmüyor. Anlatabiliyor muyum? Yani diğerlerinin hepsinde de böyle açıklamalar var. Rabbimizin sonsuz lütfu karşısında, şu yarattıklarının tamamının mucize oluşu karşısında bunların ne değeri kalır? Siz mucize olmayan bir şey gösterin. Hani öyle diyor ya Yusuf suresinin 105. ayeti. Allah'ın göklerde ve yerlerde nice mucizesi var ki, ayetleri var ki yanından geçip giderler de görmezler bile. Farkına varmazlar bile. Adam sırtını ağaca dayamış, dozere hayran hayran bakıyor. Ya dozere sırtını daya da ağaca hayran hayran bak. Mucize orada. Nesine bakıyorsun? Anlatabiliyor musun? Hiçbir şey bilmiyorsan, eline bir yaprak al. Karşında senin öyle bir mucize var ki hayret edersin. Hayret edersin. Kimyasal bir, düşünsene, fabrika. Fotosentez yapıyor. Oksijen üreten bir fabrikayla karşı karşıyasın karşında. Yaprak. Yaprak. Hiçbir şey zannetmezsin değil mi? Evet. وَلَا تَسْكُوتُ مِنْ وَرَقَةٍ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ اِلَّا يَعْلَمْهُ Hiçbir yaprak düşmez ki Allah onu bilmemiş olsun. Evet. Oturun bir ağacın karşısına sonbaharda. Hem her yaprakta. Ya Rabbi şimdi sen bunu da biliyorsun. Bu yaprağı biliyorsun. Bu yaprağa inen suyun hangi bulutu taşıdığını da biliyorsun. O buluta hangi denizden çıktığını da biliyorsun. O denize hangi nehirden aktığını da biliyorsun. Ya Rabbi sen ne çok şey biliyorsun. Ya Rabbi bu kadar bilgiyi nasıl taşıyorsun? Sen Allah'sın ya. Ya Rabbi bilmediğim için sana hamdolsun. Bana sınırsız bilgi vermediğin için sana hamdolsun. Der insan. Ya. Ya. Evliyaullah kimdir diye soruyoruz. Evliya ve keramet, klasik tarifi şu. Evliyadan sadır olan harikulade olaylar keramet.
Bu cümlenin içinde iki kelime var, iki ıstılah. Evliya ve keramet. İkisi de tahrife uğramış. İki tahrifle yapılan bir tariften hakikat çıkmaz. Evliya kimdir? Allah'ın kitabına sorduğumuzda evliya, وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُتَّق۪ينَ Allah müttakilerin velisidir. Müttakiler de Allah'ın velisi olmuş oluyor. Evliyaullah kalıbı zaten zikrullah gibidir. Allah'ın zikri, Allah'ı zikir. İkisini birden içerir. Evliyaullah da Allah'ın evliyası, evliyanın Allah'ı. Anlatabiliyor muyum? İkisi de birbirinin velisi olmuş olurlar. Dolayısıyla hem fail hem mef'uldür. Efendim. Yani zikrullah. Allah'ın sizi zikri, sizin Allah'ı zikriniz. İkisini de ifade eder. Onun için bu terkip, bu kalıp hep öyledir. İki manayı birden içerir. Allah müttakilerin velisi ise, müttakiler de Allah'ın evliyasıdır. Keramet nedir peki o zaman? İstikamettir. Keramet istikamettir. Keramet havada uçmak, su üstünde yürümek değildir. Keramet emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Festekim kema ümirt emrini alınca saçını ağartmaktır. Lekad şibte ya Resulallah. Çok çabuk yaşlandın. Saçın çok çabuk ağardı ya Resulallah diyor Hazreti Ebu Bekir de. Şeyyebetni suratü hud ve ahvat. Benim saçımı Kur'an ağarttı. Ne dersiniz? Ya Rabbi, Kur'an'ın ağarttığı saçlardan bize de ver. Büyük Arif Serraç, kerametlerin en büyüğü kötü huyunu iyi huyla değiştirmektir. Arifler de işi biliyorlar. İşi bilenler arif oluyorlar. Muhammed Bahaüddin Nakşibend Hazretleri, efendim bir keramet buyursanız diyor da bir tane efendim cahil müridi. Be yavrum, bunca günahla ayakta duruyorum, bundan büyük keramet mi olur? İşi bilenler böyledir dostlar. İşi bilenler böyle diyorlar. Evet. Kur'an ve onu getiren Kerim'dir. Kur'an Kerim tarafından Kerim bir meleğin Kerim bir Resul'e indirdiği Kerim bir kitaptır. Kerim sıfatı türünün en iyi anlamına gelir demiştim değil mi? İnnehu le Kur'anun Kerim, Vakıa suresi 77-80 arasında. O Kerim bir Kur'an'dır. Fi kitabin meknun. Meknun, gizli bir kitapta korunmuştur kaynağı. La yemessuhu illel mutahharun. O gizli kitaba temiz olan meleklerden başkası el uzatamaz. Cinler, şeytanlar el uzatamaz. Bunun Kur'an okurken abdest almakla ilgisi yoktur bu ayet. Bu ayetin hiç alakası yoktur. Bu ayet Kur'an'ın gizli kaynağına, meknun kitaba atıftır. Dolayısıyla zaten istese de dokunamaz diyor. Dokunmasın demiyor. Dokunamaz. Şeytan dokunamaz. Cin dokunamaz. Ancak Allah'ın izin verdiği melek o kaynağa dokunur. Oradan alır ve Resul'e indirir. Evet. La yemessu illel mutahharun. Tenzilun min rabbil alemin. Alemlerin Rabbinden indirilmedir diyor. Kerim dışında Kur'an'da yine aynı kalıptan olan aziz, mecid, mubin gibi sıfatlar gelir. Hepsi de öznedir. Ne demek bu? Aziz, özne, mübalağa ile ismi fail. Mecid, mübalağa ile ismi fail. Kerim, mübalağa ile ismi fail. Yani aşırı özne. Ben seni inşa edeceğim ey insan diyor Kur'an. Kur'an insanın öznesi. Dünya adlı bu okyanusta akıntıya kapılmış hayat gemisini kurtararak sahili selamete çıkaracak olan Kur'an. Kur'an pusulasına bakan, Kur'an'ın rotasını izleyen, hayat gemisinde Kur'an'ı kaptan eden Allah'ın vahyini bu geminin dalgaları arasında mahvolmaz.
onu bu denizin dalgaları arasında. Öylelerine kılavuz kaptan yol haritası, istikamet pusulası olur vahiy. Vahiy öyledir ki eşkıyayı alır, evliya yapar. Gıfar kabilesinin Cündep bin Cünadesini alır, Ebu Zer yapar. Vahiy öyledir. Kur'an muhatabının aklına ikram eder. Kerimdir çünkü. İkram eder. Çok ikram eder hem de Kur'an. Peki nasıl ikram eder? Aklına ikram eder. Pasif akılları aktif hale getirir. Ölü akılları diriltir. Yatan akılları, uyuyan akılları uyandırır ve ayağa kaldırır. Kum feenzir der. Kur'an, kerim olan Kur'an muhatabın kalbine ikram eder. Allah muhabbeti ve rızası üzere sabit kılar o kalbi. Ona tezekkür, tedebbür, taakkul, tefakku ve tefekkürü öğretir. Kur'an, kerim olan Kur'an, muhatabının iradesine ikram eder. Pasif iradeyi aktif hale getirir. Kendisi iradenin öznesi olur Kur'an, irade de hayatın, bedenin öznesi olur. Güdülerin öznesi olur. Nice mukavemetsiz iradeleri eline alır Kur'an, onlara çelik gibi, demire su verince nasıl çelik olursa su verir, ve o iradeleri çelikten birer irade yapar. Şuna baksanıza. Allah aşkına. Biri kötü bir cümle söylüyor size veya sizin aleyhinize. Vücut kimyanız bozuluyor. Cümle biraz daha büyük olunca 24 saat kendinize gelemiyorsunuz. Biraz daha alıngansanız veya etkilenen bir insansanız bir hafta 15 gün kendinize gelemiyorsunuz. Diyelim ki yolda giderken 10 kişi yüzünüze tükürdü. Ne olursunuz? Ne olursunuz? Ne kadar kendinize gelemezsiniz? Sahabe buydu. Allah Resulü alemlere rahmetti. Mekke'de yolda giderken pencereleri açıp yüzüne tükürülüyordu. Kur'an ne yaparmış adamı? Çelik gibi bir irade. Kâne a'sâbuhum kaviyyen. Asapları öyle kavi idi ki, öyle çelikten idi ki, asabını bozamadılar. Allah Resulü'nün asabını bozamadılar. Farkında mısınız? Onun için ağzından istemediği bir lafın çıktığını hiç duydunuz mu? Tüküreceksiniz, küfredeceksiniz, hakaret edeceksiniz, yol yürüdüğü yola diken döşeceksiniz, namaz kılarken sırtına içi dolu işkembe koyacaksınız ama asabını yine de bozamayacaksınız. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allahu ekber. İşte kerim olan Kur'an insanı terbiye ederse böyle eder. Böyle olur. Bu ne çelikten bir iradedir Allah'ım. Kolay bir şey mi bu? Kerim olan sadece Kur'an değildir. Onu getiren vahiy meleği Cebrail de kerimdir. فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَاَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي اَكْرَمَهُ Ama insana ikram ettiğimiz zaman böyle serveti böyle biraz sınırını gevşeterek açık böyle doldura doldura verdiğimiz zaman insan der ki ben hak ettim tırnak içinde Allah da bana ikram etti. وَأَمَّا أَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ Allah ne zaman rızkını kesse değil, kesse zaten yok olur. Var olmak rızıktır. Biraz sınırlandırsa, فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ Yani böyle biraz takdire soksa, sınırlandırsa, miktara bindirse, فَيَقُولُ رَبِّي اَهَانَ Rabbim beni terk etti der. Kelle, sakın böyle yapmayın. Nedir bu? Bu insanın bakış açısı problemli, kerim olan Allah'ı anlamıyor. Allah'ın sadece vermesi değil, alması da ikramdır. Ah böyle görseydi bir. Allah servetini azaltır ki ruhunu çoğaltmak için.
Allah maddeni azaltır ki mananı artırmak için. Bedeninin sıhhatini azaltır ki ruhunun sıhhatini yükseltmek için. Şimdi verdi mi aldı mı Allah'ın kulu ne diyorsun? Verdi mi aldı mı? Nereden bakıyorsun? Elindekinin yok oluşuna mı, gönlündekinin çok oluşuna mı? Hangisine bakıyorsun? Alması da vermesi de Kerim isminin tecellisidir. Gelse celalinden cefa, yahut cemalinden vefa, ikisi de cana safa, kahrında hoş, lütfunda hoş diyebilmektir mesela. Cennet nimetlerinin tümü kerimdir. لِيَجْزِيَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَر۪يمٌ Sebe suresi 4. ayet. İman eden ve salih amel işleyen kimseleri ödüllendirmek için, oradaki lam lamul akibedir aslında, en sonunda, nihayet iman edenleri ve salih amel işleyenleri ödüllendirecektir. اُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ Onlar için limitsiz bir bağış ve rizkun kerim, kerim bir rızık vardır. İşte cennette bulunan nimet çiftlerinin tümü kerimdir. Evelem yarav ilel ardı kem enbetna fiha min kulli zevcin kerim. Bu ayet çok önemli. Şuara 7. Cennette her çift kerim olacak diyor. Fakir bu ayetten ne anladı biliyor musunuz? Dünyada her çift kerim değil. Çiftler ikiye ayrılır. Ezdat çiftler, ezvat çiftler. Ezvat çiftler biri olmadan diğeri olmayan çiftler. Erkek, kadın gibi. Dişi, er gibi. Efendim, bunlar biri olmadan diğeri olmayan çiftlerdir. Yer, gök gibi. Mutlaka, madde mana. Dünya, ahiret. Peki bir de ezdat çiftler var, zıt çiftler. Onlar nedir? Hak, batıl. Karanlık, aydınlık. Günah, sevap. Biri varsa diğeri yok. Onun için yani hak ve batıl iç içe olmaz. Haksa batıl değil, batılsa hak değil. Dolayısıyla bunlar karanlık aydınlık iç içe olmaz. Dolayısıyla cennette biz çiftler göreceğiz fakat ezdat çiftleri görmeyeceğiz. Dünyada problemler ezdat çiftlerden kaynaklanır, ezvat çiftlerden değil. Çünkü ezdat çiftler birbirini iten çiftlerdir. İterler. Biri gelince öbürünü iter. Ama cennette hep ezvat çiftler olacak. Cennetteki çiftler hep birbirini çekecekler. Hep. Biz buradan anlıyoruz ki cennette insanı rahatsız eden hiçbir şey olmayacak. Cennette hep hak olacak ama batıl olmayacak. Hep iman olacak ama küfür olmayacak. Hep güven olacak ama hiç nankörlük olmayacak. Demek ki hep aydınlık olacak. Hep aydınlık. Dolayısıyla ezvaç çiftlerin olacağını buradan anlıyoruz. Ve kerim olan Rabbimize dua ile bu mübarek isme son veriyoruz. Ya Allah, ya Kerim. Eşsiz kerem sahibi olan sensin. Erdemin ve faziletin kaynağı sensin. İkramında sınır tanımayan sensin. Bize lütfu kereminle muamele eyle ya Rab. Ya Allah, ya Kerim. Alsan da versen de kabulümüzdür. Yine de bizi kahır tecellilerine medar eyleme. Senden gelene boynumuz kıldan incedir. Yine de bizi lütuf tecellilerine medar eyle. Ya Allah, ya Kerim. Sen kulunun hacetini aracısız gideren bir Kerim'sin. Bizi zatına aracısız kulluk edenlerden eyle. Tüm varlığımızı versek de hakkın ödenmeyendir. Bizi sana karşı gurura kapılan küstahlardan eyleme. Ya Allah, ya Kerim. İnsana kerem edip onu mükerrem kılan sensin. Sonsuz ikramına nankörlük edenlerden eyleme. Kerim kitabına sarılana kerim cennetini lütfedensin. Bizi vahyin rehberliğinde cennete gidenlerden eyle.
Amin, amin, amin. Ya Mu'in. Değerli dostlar, Es-Semi' ismi ancak bu kadar kaldı. İnşallah şöyle biraz seri bir biçimde Es-Semi' ismi şerifini işlemeye çalışalım. Her şeyi işiten, eşsiz ve benzersiz duyan. Sem'i ayınla dostlar. Sin, mim, ayın. Ama maalesef Latince'de biz ayınla hemzeyi ayırt edemiyoruz. Onun için ayınla olanı ayırt etmek için Latince yazılarda apostrof koyuyoruz. Ama buna her zaman dikkat edilmiyor. O nedenle de hakikaten dilimiz yozlaştı. Yozlaştı çünkü sin mi, sat mı, fe mi, üç harfi tek harfle ifade etmeye çalışıyorsunuz. Maalesef bu harflerimizi, bu zengin harflerimizi elimizden alıp da yerine fakir harfleri koymanın neresi sevinilecek, neresi iyi bir şey? Neresi savunulacak bir şey bu? Biz fakirleştik. Dil yoksulu olduk. Evet, onun için sem ayınla, duyma yetisi anlamına gelir. Kulak için de sem kullanılır, sem. Yani aynı zamanda kulak demek. Sem bir hakikati kulak yoluyla kabul etmeye de deniliyor. Es-Semi mübala ile ismi fail, biraz önceki gibi, kerim gibi, acziyet ifade ediyor. Yani mübalağa var ama Allah'ın sıfatı olunca aciz olduğumuzu ifade ediyor. İki mana taşıyor yine fail ve mef'ul. Fail manası her şeyi duyan. Mef'ul manası ne? Duyurmak istediği zaman herkese duyuran. Öyle değil. Duyurmak isterse herkese duyurur. Duymak istemeyenin kulağının içine de koyar. Onun için mef'ulma, Meryem suresinin 38. ayetini okursanız, duyurmak istediği zaman nasıl kulağının içine koyuyor, onu görürsünüz. Nazari çerçeve, kulak ve duymanın sınırları üzerine birkaç kelam etmek lazım. Kulağın üç sınırı var. Bir, duyulanın sınırı. Görmek gibi duymak da odaklanmaktır. Seçilmeyen duyulmaz. Bir kimse 50 tane sesi dinlese buna işitme değil duyma denir. Duyulan da gürültüdür. Bilmem anlatabildim mi? Duymak için 50 sesin içinde birini seçmesi lazım. Seçip odaklandığı zaman işitir. Gürültü gürültü olmaktan çıkar, sözü işitmeye dönüşür. Onun için kulak seçmeden işitemez. Tıpkı göz gibi. Göz de seçmeden göremez. Evet. Görmek ve işitmenin sırrı seçmektir. Sınırlılıktır. Sınırlamadığı bir şeyi göremez, sınırlamadığı bir şeyi duyamaz. Yani Allah daha baştan sınırı koymuş. Her şeyi işitemez. İşitmek seçmektir. Gerisi gürültü. İki, kulağın işitme alt sınırı vardır. İkincisi bu. Kulağın işitme alt eşiği, biliyorsunuz belli bir desibelin altındaki sesleri duymaz kulak. 20 desibel. Altına düşen sesleri işitmez. İyi ki işitmez. Elhamdülillah. Düşünsenize, eğer kulak 20 desibelin altına düşen sesleri işitseydi, yastıktaki mikrobiyolojik varlıkların sesini işitmeye başladınız. Efendim, sabaha kadar gözünüzü kırpabilir misiniz? Hatta daha da inceldi, atom çekirdeğinin etrafındaki elektronun dönüş sesini işitmeye başlar. Çıldırır. Üst sınırı, üçüncü sınırı, kulağın işitme üst sınırı vardır. Belli bir desibelin üstünde işitmez. Düşünsenize, Allah'ın bir lütfu bu. Eğer bu sınırı koymasaydı Allah, yeryüzünün dönüş sesini duyardı insan. Ne kadar yaşayabilir? Ne kadar yaşayabilir bu sesle? Onun için Rabbimiz sınırlar koyduğu için de ona şükrolsun. Evet, sınırsızlığa ancak Allah dayanır. İnsan dayanamaz. Evet.
Duyma ve işitme farkı. Duymak için kulak sahibi olmak yeterlidir. Fakat işitmek için kulak yetmez. Akleden bir kalbe sahip olmak, akla sahip olmak lazım. Eğer akıl kulağın nesnesi olursa kulak sahibini yönetir. Yani iki tür kulak vardır. Yönetilen kulak, yöneten kulak. Yöneten kulağı öpmek lazım efendi olmuşsun diye. Ama aslında o kulak kesip atmaya efendim layık bir kulak. Niye? Çünkü yerini bilmiyor. Sahibini yönetiyor. Sahibini yönetmeye başladığında artık o kulak seçmez olur. Her duyduğuna inanan kulak sahibini yöneten kulaktır. Evet. Peki yönetilen kulak her duyduğuna inanmaz. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ وَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَ Sözün tamamını dinler, en güzeline uyar. Sahibi yönetirse kulağı. Kulağın işitme kaybını telafi etmek mümkündür. Kalbin işitme kaybını telafi etmek zordur. Onun için asıl işitme kaybı telafi edilecek olan kulak değil, kalptir. Onun için kim özürlüdür derseniz, kulağı duymayan özürlü değildir. Hakikati kalbi duymayan özürlü, aklı duymayan özürlü. Manevi işitme kusurlarının en başında ön yargılı dinleme gelir. Ön yargılı. Ön yargılı dinlemek işitmemektir. İşitmemek için dinlemektir. Dolayısıyla esasında o karşısındakini dinlemiyor. Kendini dinliyor. Kulağına kurşun akıtılmış gibi. Ne söylerseniz söylen. Kellim kellim la yenfa. Söyle söyle fayda etmez. Onun içinde ha duvara konuşmuşsun ha ona. Toplumsal bir problemdir bu. İnsanlar birbirlerine söylediklerinin %60'ını işitmiyorlarmış. Ya %40 kalıyor. Yani zekatı %60 ediyorsa eğer geriye bir şey kalmıyor ki bu. Düşünsenize 100 kelime söylüyorsunuz, 40 kelime duyuyor. O zaman çocuklarınıza 1000 defa söyledim demenize gerek yok. 1000 defa falan söylemedim. Hiç söylemediniz. Çünkü kulak kayıp. Modern insanın kulağını zayi ettiler. Kulak kayboldu. Öğrenme de kulak gözden önce gelir. İşitme görmeden önce gelir. Görme kusurları işitme kusurlarından çok daha fazladır çünkü. Anlatabiliyor muyum? Onun için insan dinleyerek öğrenir. Fakat günümüzün nesli öğrenmek için değil, görmek için yetiştiriliyor. Her şey göze ayarlı. Başlangıçta hareketsizdi fotoğraflar. Daha sonra hareketlendi. O yetmedi. Renklendi. O yetmedi. Hızlandı. O yetmedi. Şimdi 3D'ye geçtiler. O da yetmeyecek. Başlangıçta filmlerde kamera değiştirme aralığı 7 dakikaydı. 7 dakika. 7 dakikada bir kameradan diğer kameraya geçer. Çünkü insanların dikkat süresi 7 dakika olarak ölçülmüştü. Bu 7 dakika ile 7 saniyeye inmesi 10 senede oldu. Bugün 7 saniye. 7 saniyede kamera açısı değişmezse eğer dikkati kesiliyor, kopuyor yani. Seyircinin. İzleyemiyor. Dikkat eşiği 7 saniyeye inmiş bir insanla siz ne yapabilirsiniz? Buna ne anlatabilirsiniz? Allah'ınızın aşkına şurada kusura bakmayın, çok özür dilerim, başkaları kusura bakmasın. Bir kahramanlık yapıyorsunuz. 1,5 saat burada oturarak, bu dersi dinleyerek esasında kulak kazanıyorsunuz, farkında mısınız? Dinlemeyi öğrenmiyor genç nesil. Dinlemeyi unuttuğu için dinlemeyi bilmiyor. Ders dinlemiyor onun için. Ders dinlemeyince ders almıyor. Öğretmenler bu söylediğimi çok iyi bilirler. Öğretmenler içlerinden şimdi ne ah çekiyorlardır. Düşünsenize, o mübarek öğretmen gidiyor, 45 dakika çocuğa anlatıyor. Fakat çocuk 5 dakikasını dinlemiyor. Bu ne büyük zayiattır Allah.
bu çocuğa kulağını kaybettirenler utansın. Her şey göze yüklendi. Göz aşırı yüklenilince yoruldu. Göz göz olmaktan çıktı ama kulak da kayboldu. Bugünkü nesil bitmiş bir kulakla yaşıyor, onu söyleyeyim. Sohbet medeniyetinin çocuklarıyız bizler. Sahabe sohbetle yetiştiği için sahabe oldu. Sohbet sürdürülmelidir kulağı geri kazanmak için. Sohbet mutlaka sürdürülmelidir. Onun için Kur'an halkalarını lütfen çoğaltın. Dinlemek sadece dünyayı dininizin değil, dünyanızın da ihyası için şarttır. Çünkü patronsanız işçiniz var. Amirseniz memurunuz var. Öyle değil mi? Eşseniz eşiniz var. Babaysanız oğlunuz kızınız var. Yani mutlaka arkadaşsanız arkadaşınız var. Mutlaka bir şey söyleyeceksiniz. Söylediğiniz eğer dinlenmiyorsa siz israf oluyorsunuz demektir. Dolayısıyla veya dinlemiyorsanız. Onun için kulağı yeniden kazanmazsak bu işi sürdüremeyiz. Biz kulağı kaybetmemeliyiz. Hollywood kulağı kulağa kurşun akıtmak için yarışıyor. İşi bu. Kulağı öldürmek, sadece göze yüklemek. Göze yüklediklerini de tüketiciyi artırıyorlar çünkü. Farkında mısınız bilmiyorum. Göze yüklediklerinde sözü öldürüyorlar. Zaten sözün öldüğü bir dünya istiyorlar. Gücün sözünün, sözün gücüne galip geldiği bir dünya istiyorlar. O nedenle lütfen siz söze yüklenin, göze değil. Çünkü özü söz gözden daha etkiler, daha fazla etkiler. Es-Semi, Allah her şeyi, evet, her şeyi işitiyor. Öncelikle insanı ilgilendiriyor bu isim. Zira insan anlamlı söz söyleyen bir varlık. Allah'ın Es-Semi ismi öncelikle insanı ilgilendiriyor. İnsan sadece dışından konuşmaz. İçinden de konuşur. Kafasından konuşur. Kalbinden konuşur. Vicdanından konuşur. İradesinden konuşur, öyle değil mi? Peki bunları kim işitecek? Bunları işitene Allah diyoruz. Bunları işitme vasfına da Es-Semi' diyoruz. Hele ki işitir. Ya. Es-Semi' mazlumların, mağdurların, mahrumların, ezilenlerin, zayıfların, mustazafların sesini de işitir. Es-Semi' kadre uğramış, haksızlığa uğramış, hakkı yenmiş, ıstıraba kark olmuş, dert ile dolmuş, hüzün ve kederle ağzına kadar dolmuş olan insanların ıstırabını da işitir. İnsan hüzünle dolmadan, ıstıraba gark olmadan ıstırabın ve hüznün insana neler ettiğini bilmez. Peki onunla kim ilgilenecek? Haykırmıyor ki duyasınız. Ama attığı çığlık yüreğin çığlığı. Peki bunu işten biri olmazsa, İnsanın yeryüzünde en büyük işkenceye uğramış olmaz. Sadece işittiğini bilmesi ferahlatır insanı. Öyle değil. Hele ki Allah duyuyor. Bitti. Sual, inkarcılar olduğuna göre, Semi olan Allah sözünün bazılarına işittirememiş demektir. Manasına gelir mi? Cevap, hayır gelmez. Onlar fıtrat ve vicdanlarının sesini esasında duyuyorlar. Yani en kafirin vicdanı da konuşur, ses verir. Allah vicdandan konuşur insana. Vicdan aslında Allah'ın hoparlörüdür. Evet, vicdan Allah'ın hoparlörüdür. Allah insana vicdanından konuşur. Peki ne yapıyorlar be ya? Üstünü örtüyorlar. Onun için küfür diyor. Küfür örtmektir. Vicdanlarının üstünü örtüyor. Ağızlarının üstünü örtüyorlar. Vicdanın ağzını örtüyor ki sesini duymayayım diye. Onların yaptığı. Peki yapmamız gereken ne? Vicdanın üstündeki örtüyü yırtmak. Kaldırmak. Maalesef. Ayetlerimiz okununca diyor Kur'an. İşittik.
Eğer istesek biz de buna benzer sözler söyleriz derler. Yani işitiyorlar aslında. İşitiyorlar. Enfal suresi 31. ayet. Efendim. Ama dinlemiyorlar. Duymuyorlar efendim. Yani uymuyorlar. Uymayınca işitmiş sayılmıyorlar. Kur'an'da 47 yerde geliyor. İkisi insana isnat ediliyor. 45'i ise Allah'a isnat ediliyor. Semî ismi. İlki Şuara suresinin 220. ayetinde geçiyor. 45 Semî isminin 32'si Alim ismiyle birlikte, onu Basir ismiyle birlikte, biri de Garib ismiyle birlikte geliyor. Allah Semî'dir. Allah'ın her şeyi işittiğine iman, imanın bir parçası. Yani bir insan şöyle, Allah'a iman ediyorum fakat her şeyi işittiğine iman etmiyorum dese, Allah'a imanı yaralanmış olur. Evet. Bu çok mühimdir. Es-Semî ismine imanın tıpkı kelime-i tevhid gibi yarısı nefi, yarısı ispat. La ilahe illallah gibi iki yarısı vardır. Birincisi Allah'ın işitmede eşsiz ve benzersizliği, İkincisi Allah'tan başka hiç kimsenin her şeyi işitmeyeceği. Ya diyor falan kalbinden geçeni biliyormuş. Demek ki bir Allah Semî, bir de o. Hiç kimse arasına melekler de girer, peygamberler de girer, veliler de girer, alimler de, arifler de, hepsi girer. Evet. Hiç kimse arasına. Hani ne diyordu? Hatırlasanıza. Efendimiz başına birçok hadise geldi. Fakat kendisine haber verilinceye kadar haberi yoktu. Mesela Hudeybiye umresi sırasında Hazreti Osman Mekke'ye gönderilmişti. Öldü haberi geldi. Hazreti Osman'ın ölmediği haberi gelinceye kadar Resulullah Hazreti Osman'ın ölmediğini bilmiyordu. Onun için Beyatür Rıdvan'ı aldı. Yani Rıdvan ağacının altındaki o beyatı onun üzerine aldı. Kanınızın son damlasına kadar diye. En sonunda haberdar. Yani ya demek ki seninki peygamberimizin bilmediklerini de biliyor. Öyle mi ya? Öyle mi bakacağız? Evet. Efendimiz bu manada başından birçok hadise geçti. Birçok hadise geçti. İşte ayetler indi. Ayetler nazil. Hazreti Ayşe'nin başına gelen iftira hadisesi. 40 gün, 50 gün sürdü. Ama Efendimiz kendiliğinden bir şey diyemedi. Ancak ayet nazil olunca bir şey söyleyebilir. Öyle değil. Demek ki Es-Semî' olan Allah'mış. Sual, Allah kendi dışındaki herhangi bir varlığa her şeyi işitme yeteneğini niçin vermemiştir? Cevap, Allah dışında hiçbir varlık her şeyi işitmek gibi bir yeteneğin ağırlığını taşıyamaz da ondan. Kaldıramaz hiçbir varlık. Düşünsenize, her şeyi biliyorsunuz ama her şeye gücünüz yetmiyor. Bilmek sizi öldürür. Bilmeye dayanamazsın. Her şeyi işitiyorsunuz ama her şeye gücünüz yetmiyor. O zaman her şeyi işitmeyeyim de kulaklarınızı tıkarsınız. Dolayısıyla Rabbimiz insana sınır koymuş. Her şeyi işiten kendisi. Kendisinin her şeyi işitmiş olması da bizim lehimize. Bizim her şeyi işitmememiz de bizim lehimize. Eğer bilen öznenin kapasitesi sınırlıysa, bilgi yüktür. Bilgi arttıkça yük de artar, sorumluluk da artar. Öyle değil. Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. Rabbimiz bizden kabul eyle. Sen semisin, sen alimsin. Bakara 127. ayet. Ubudiyet ona has olduğu için ibadet eden kulun sadece ağzından çıkan sesi değil, kalbindeki niyeti de duyar. Bu çok önemli. Yani Rabbimizin duyması için sese ihtiyaç yoktur. Rabbimiz sessiz konuşmaları da duyar.
kalbin konuşması niyetidir. Aklın konuşması tefekkürüdür. Rabbimiz aklın tefekkürünü de duyar. Kalbin niyetini de duyar. Vicdanın sesini de duyar. Sızıltısını, iniltisini de duyar. Rabbimiz hepsini duyar. Semiallahu limen hamide. Neden namazın içinde her rüknün başlaması ve bitişi Allahu Ekber'le olur da bir tane rükudan doğruluş semiallahu limen hamide'dir? Farklılaşır. Neden? Sebebi nedir? Cevabı, rükû Allah'a inkıyak, itaat ve boyun eğmeyi temsil eder. Rükudan doğrulan bir insan Allah'a şunu demiş olur. Rükudan doğruluşum sana baş kaldırdığım anlamına gelmiyor ya Rabbi. Hala hamd üzereyim ya Rabbi. Kavemeye kalktım çünkü birazdan secdeye gideceğim. Yani rükudan daha aşağıya eğileceğim. Birazdan aşk hareketine dönüşecek hareketim. Onun için ya Rabbi bunu haber vereyim. Sana hamd ediyorum. Eyvallah. Efendimiz buyuruyor ki Rabbena lekel hamd diye siz de Allah'a mukabelede bulunuz. Yani Rabbim sana hamd olsun. Madem Allah işitti, işitir de değil. Manası bu. Semi'a, yesma'u değil. Allah işitmiştir. Peşinen işitiyor. İşitiyor madem, hadi sen de söyle demektir. Rabbena lekel hamdi, işte bunun üzerine söyleriz. Evet. O daha bizden ses çıkmadan işitmiştir. Eyvallah. Abdullah İbni Mesud, bu ayetlerin, bu esmanın gelişi ilk muhataplarının tasavvurlarıyla çok yakından ilgili. Mekke müşrik ve civarı çevresinin Allah'ın işitmesi hakkındaki kanaatini beyan eden bir haber var. Çok ilginç bir haber, Müslim'de naklediyor. Abdullah İbni Mesud anlatıyor. İki Kureyşli, bir Sakifli, Taifli adam Kabe'nin yanında konuşuyorlarmış. Biri Kureyşlinin biri diğerine demiş ki, Allah her söylediğimizi işitir mi? Öbürü demiş ki, yok. Açıktan söylersen işitir. Eğer fısıltıyla konuşursan işitmez demiş. Bağırırsan işitir. Onun için içinden konuş. Yani orada bir şey söyleyecek. Allah işitir mi işitmez mi onun tartışmasını yapıyor. Yani eğer işitmezse ona göre konuşalım. İşitmesin yani. Sakifli de demiş ki, ya öyle şey olur mu? Açıktan söyleneni işitirse gizliden söyleneni de işitmesi lazım. Yani aralarında böyle konuşuyorlarmış. Müşriklerin Allah tasavvurları böyle gerçek ve gevşek ve muğlak. Dolayısıyla bu esmada o tasavvura bir red var. Allah'ın semi olduğunu unutan dilini yönetemez. Öyle değil mi? Semi olduğuna iman esasında dili yönetmenin talimidir. Dilinin yönetimini kaybeden dili yönetmeye başlar. Eğer söz değerli olmasaydı Allah konuşmazdı. Vahiy Allah'ın insanla konuşmasıdır. İlahi kelama iman eden kişi sözün gücünü gücün sözünden üstün bilir. Biz söz medeniyetinin çocuklarıyız. Sözlerimize de kulaklarımıza da dikkat ederiz. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı. Söz ola avlu, zehirli aşı, bal ile yağ edebilir söz. Ne güzel söylemiş Yunus'umuz. Sözü yönetmek dili yönetmektir. Dili yönetmek zihni yönetmektir. Zihni yönetmek duyguları yönetmektir. Bunun yolu ise Allah'ın semi olduğuna imandan geçer. Dilini yönetemeyenlerin sorunu Allah'ın her şeyi işittiği gerçeğini unutmaktır. Allah'ın semi olduğunu unutan dilini yönetememeye başlar. لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ فَق۪يرٌ وَنَحْنُ اَغْنِيَا Allah şöyle diyenlerin sözünü işitti. Allah fakirdir, biz zenginiz. سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْاَنْبِيَا بِغَيْرِ حَقٍ Haksız yere peygamberleri öldüren ve bunu söyleyenlerin söylediklerini yazacağız diyor. وَنَقُولُ ذُوقُ عَذَابَ الْحَر۪يرِ Efendim. Ve onlar için yakıcı bir azabı müjdeleyeceğiz. Bu manada
onların sözünü de işitti dedikleri bu adamlar Yahudiler. Bunu söyleyen Yahudiler. Yahudilerin Allah'ın Semih ismiyle ilgili bir problemleri var. Semih ismine tam iman etmeyince insan nasıl bir tasavvura sapıyor? Aslında bu ayet onu gösteriyor. Allah'ın Semih olduğuna iman etmenin bir başka faydası daha var. Kulağı yönetmek. Allah'ın Semih olduğuna kamil manada iman etmeyen kulağını yönetemez. Sadece sözünü yönetemez değil, kulağını da yönetemez. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَ اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ هَدَاهُمُ اللّٰهُ وَاُولَٰئِكَ هُمْ اُلُوا الْاَلْبَابِ Zümer suresi 18. ayet. Onlar ki sözün tamamını dinlerler, en güzeline uyarlar. Onlar Allah'ın dosdoğru yolu üzerindedirler, hidayeti üzerindedirler. اُولَٰئِكَ هُمْ اُلُوا الْاَلْبَابِ İşte onlar aktif akıl sahipleridir. Pasif değil, aktif akıl sahipleridir. Onun yolu tesadüfen hakka çıksa, mesela bir adam ki, efendim, tesadüfen çıkmış, yürüyor, yolunun ucu hakka çıksa. Bu adam haktan pay alır mı? Almaz. Nereden biliyoruz? Şu ayetten. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ Bilmediğin şeyin peşine düşme. Ardından gitme. اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اُلَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا İşitme, kulak, göz, duyma ve gönül bütün bunlardan sorumludur. Peki bir adam yola çıksa ve bilmediği bir şeyin arkasına düşse hep batıla gidecek hali yok ya. Bazen de tesadüfen hakka çıkar yolu ucu. Hakka çıksa da onun haktan payı olmaz. Çünkü haktan pay almanın şartı niyetlenmek. Çok önemlidir. Evet, bu çok önemlidir. Kulluğun esası niyettir. Niyet ise yapılan şeye akleden kalbin şuurudur. Yani niyet bir bilinçlilik halidir. Kişi şuuruna varmadığı şeyden istifade edemez. Esasen dili yönetmek, kulağı yönetmekten bağımsız değil. Değil mi? İkisi birbiriyle alakalı. Araf suresinin 204. ayetine bakın. وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Kur'an okunmaya başladığında susun, onu dinleyin. فَاسْتَمِعُوا وَاَنْسِتُوا Evet, dinleyin ve susun. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Merhamete uğramayı umabilesiniz. Merhameti umabilesiniz bu sayede. Ayette ne var? İki emir var. Susun, dinleyin. Dinleyin, susun. Dinlemek kulak terbiyesi, susmak söz terbiyesi, dil terbiyesi. Kur'an'ı dinlemekten amaç onun ne söylediğini anlamak için dinlemektir. Anladığın sözü tutmaktır. Tutulmayan söz dinlenmemiş sayılır değil mi? Sözümü dinlemedi diyoruz. İşitmediği anlamına mı geliyor, duymadığı anlamına mı geliyor, tutmadığı anlamına geliyor. Rabbimizin sözünü tutmayan onu dinlememiş sayılır. Semi olan Allah'ın tecellileri. İnsanın işitmesi Semi isminin tecellisidir. Semi isminin en büyük tecellisi budur hatta. İnsanın işiten bir varlık olmasının değerini İnsan suresindeki şu ayetten anlıyoruz. هَلْ اَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا İnsan üzerinden bir şey anılmaya, bir şey olarak anılmaya değer olmayan uzun bir zaman geçti. Geçmedi mi diyor. Evet. Geçti. قَدْ اَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا demek istiyor yani. اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا Biz insanı, اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ bir hayat suyundan yarattık. Hayat tohumundan. Emşaç, karışık bir hayat tohumundan. نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا Onu imtihan ettik, sınadık, iptila ettik. Ve ona ne verdik? Onu sınava tabi tuttuk,
sınava tabi tutar tutmaz da fecealnâhu semî'an basîrâ, işitme ve görme verdik. Çok ilginç değil mi? Hep işitme önce gelir. Bir iki istisna dışında işitme daima görmeden önce gelir, ikisi yan yana geldiği yerlerde. Neden? Çünkü işitmek çok daha etkilidir. Sem'iyat denilir onun için vahyi bilgiye. Sem'iyat. Hatta İslam hukukunda iki şahit olsa, biri gördüm, biri duydum dese, duydum diyen, gördüm diyene müreccahtır. Tercih edilir. Duydum diyen, gördüm diyene. Bu önemlidir. Zira gözün kapağı vardır, kulağın kapağı yoktur. Zira göz kamaşır, kulak kamaşmaz. Zira göz yanılır, suyun içindeki değneği kırık görür mesela. Ama kulağın böyle bir problemi yoktur. Dolayısıyla İslam sem'iyat medeniyetidir. Kulak medeniyetidir. Ve bu manada وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Dediler ki cehennemlikler, ne dediler? Eğer biz nesma'u ev na'qil, işitseydik ya da akletseydik. Yani iki şey, ev tahyir bildirir. Ya o ya o, birbirinin yerine geçiyormuş işitmek ve akletmek. Yani vahiy ile akıl burada birbirinin yerine geçen iki hakikat olarak gözüküyor. Yani ya akletseydik ya işitseydik. Ya hakikati işitme yoluyla alsaydık ya da akletme yoluyla. لَوْ كُنَّا نَسْمَا اُنَقُلْ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Şimdi biz cehennemde olmazdık. Nasıl bir ayet? Evet. İşte böyle. خَتَمَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ. Evet. İşte Allah onların kalplerini mühürledi. Allah onların işitme duyularını mühürledi. وَعَلَىٰ اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَ. Ve gözleri üzerinde de bir perde vardır. Orada ayrılıyor. اَبْصَارِهِمْ وَعَلَىٰ اَبْصَارِهِمْ öncesine değil, غِشَاوَ'ya bakıyor. Yani perdeye bakıyor. Dolayısıyla önceki iki, kalp doğrudan kulakla bağlantı kuruluyor. Ama göz ayrılıyor. Bu çok ilginç. Onun için işitmenin kalbe olan etkisi, görmenin kalpteki etkisinden çok daha fazla. Çok önemli bu. O nedenle mesela Firavun'u iki sözünden dolayı aldık diyor. İki sözünden dolayı kahrettik diyor Rabbimiz. Evet. Nekâlel âhirati vel ûlâ. Bu çok önemli. Onun için lehum kulûbun lâ ya'kilûne biha ve lehum âzânun lâ yesmâûne biha. Araf 179. Onların kalpleri var, akletmezler. Kulakları var, işitmezler. Demek ki esasında hakikati duymayan kulak yok hükmündedir. Hakikati duymayan, anlamayan akıl da yok hükmündedir. Buna benzer birçok ayette işitmenin nesnesi ses değil, manevi hakikatlerdir. İşitmekten söz edildiği yerlerde yine manevi sağırlığı kasteder. İşitmemekten söz edildiği. Summun, bukmun, umyun. Sağırdırlar. Yine orada da bakınız işitmeden başlıyor. Sıra öyle. Çok ilginç. İşitmeden başlıyor. Summun, bukmun, umyun. Sağırdırlar. Dilsizdirler, kördürler. Evet. Onun için Es-Semî ismine iman hem sözü terbiye etmektir hem kulağı terbiye etmektir. Semî ismine iman eden müminin kulağı terbiyeli olur. Her iyi, her sözü dinler de her sözü aldanmaz. Seçer. Semî ismine iman eden mümin ağzına gelen her şeyi söylemez. Dilinin sahibidir. Diline ait değil, diline sahiptir. Sözünün efendisidir. Sözünün kölesi değil. Onun için söyleyinceye kadar sözünüzün efendisi sizsiniz, söyledikten sonra kölesi olursunuz. Dolayısıyla o zaman söylemeden evvel sözü yönetmek lazım. Sözü yönetmek lazım, kulağı yönetmek lazım. Tabii ki bu manada eğer özünüzü Allah yönetirse sözünüzü de ona bağlamış olursunuz. Yani
iman beden ülkesinin başkentinde iktidar olursa, onun taşrası olan göz, kulak, dil, dudak, el, ayak ona bağlı olur. Beden ülkesinin başkentinde ihtilal olur da 02'de, eğer cuntacılar gelir, ihtilal yapar ve imanın iktidarını indirir aşağı, kendileri oturursa, o zaman içgüdülerin eline geçer iktidar. Ve o zaman göz, kulak, dil, dudak, el, ayak, içgüdülerin iktidarının elinde şeytanın oyuncağı olur. Rabbim sözünü, gözünü, özünü yönetenlerden etsin inşallah. Amin. Ya Semi, ya Allah, her şeyi işiten ve gören yalnızca sensin. Duyması eşsiz ve benzersiz olan sensin. Yanık gönüllerin sessiz çığlıklarını hiç kimse duymazken işiten sensin. Ya Semi, ya Allah. Ey işitmek için sese kulağa muhtaç olmayan Rabbim, bizlere iniltisi dua olan selim bir gönül ver. Ey kalplerin en usul yönelişlerini duyan Rabbim, bizlere imdat çığlığı zatına hamdolan bir gönül ver. Ya Semi, ya Allah. Mazlumların ahı duamızdır, adalet bahşeyle. Hastaların iniltisi niyazımızdır, şifalar lütfeyle. Büyük ailemizin kayıp çocuklarını İslam'a bağışla. Bizi hakikatin sesine kulak verenlerden eyle. Ya Semi, ya Allah. Dili kendi aleyhine şahit olanlardan eyleme. Sözü ve özü imanına şahit olanlardan eyle. Kulağı kendi aleyhine şahit olanlardan eyleme. İşittiği hakka ve hakikate şahit olanlardan eyle. Amin. Ya Mu'in. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَسَلَامَةٌ عَلَى الْحَاضِرِينَ وَالْغَائِبِينَ اِلَى يَوْمِ الدِّينَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Allah kabul etsin.